Fikret Bila, HalkTV.com.tr Atatürk Milliyetçiliğinin Yeri Son günlerde Türk Milliyetçisi partiler arasında karşılıklı davetler yapılıyor. MHP'den İyi Parti'ye, İyi Parti'den MHP'ye komşu olmak, yol arkadaşlığı yapmak gibi karşılıklı öneriler geldi. Ancak bir sonuca varmadı. MHP'de içinden doğmuş olan İyi Parti'de Türk Milliyetçiliği anlayışlarını Atatürk Milliyetçiliği olarak tanımlarlar. İyi Parti'den Doğan Zafer Partisi de öyle. Atatürk milliyetçiliği üç partinin en geniş ortak paydası konumunda. Ancak bu durum üç partinin birleşmesi veya birlikte hareket etmesine yetmiyor. MHP, Cumhur İttifakı'ndaki yerini ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye desteğini sürdürüyor. İyi Parti ise önce CHP ile birlikte Millet İttifakı'nda sonra altılı masada yer aldı. Zafer Partisi ise 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur oylamasında CHP ile ittifak yaptı. 14-28 Mayıs seçimlerinden sonra altılı masa dağılmış görünüyor. Yerel seçim öncesinde bazı belediye başkanlıkları için bu partilerin yeniden işbirliği yapmaları güçlü bir olasılık. İyi Parti'den işbirliğini CHP ile değil, MHP ve AK Parti ile yapalım düşüncesini dillendirenler de var. Türkiye'de siyasetin dengelenmesi için bu üç partiden birinin merkez sağda kapsayacak şekilde büyümesi gerekiyor bugün AK Parti'yi %35'e düşmüş olmasına karşın ayakta tutan ve Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesini sağlayan en önemli faktörlerden biri merkez sağdaki oylardır. AK Parti karşısında bu oyları alabilecek bir alternatifin oluşmadığı son seçimlerde görüldü. Türkiye'nin Atatürk'le, layık cumhuriyetle sorunu olmayan bir merkez sağ ihtiyacı var. Bu ihtiyacı karşılayacak bir parti olursa, merkez solla yapılacak bir koalisyon Türkiye'nin yeniden inşa edilmesi için çok sağlam bir temel oluşturacaktır. Bugün siyasi partiler içinde merkez sağa açılarak büyümeye en yakın parti İyi Partidir. Nitekim İyi Parti lideri Meral Akşener de bu gerçeği gördüğü için partisini merkez sağa doğru yöneltti ancak bu yöneliş yeterli olmadı. Seçim sonrasında İyi Parti'yi MHP ve AK Parti'ye doğru yönlendirme çabası da görülüyor. İyi Parti için bu adres yanlış olur. Atatürk milliyetçiliğini esas almış bir partinin siyasi İslamcı AK Parti'nin yanında durması tezleriyle çelişir. Atatürk milliyetçiliğin hedefi demokratik, layık, hukuk devletidir. Bu nedenle Atatürkçülük siyasi İslamcılıkla bağdaşmaz, yan yana gelmez. Siyasal İslamcılık akımı da Atatürkçülük ve laiklikle bağdaşmaz ve yan yana gelmez. Türkiye bu gerçeği 20 yıllık kesintisiz AK Parti iktidarında deneyimleyerek öğrenmiş oldu. Laiklik ilkesini fiilen rafa kaldıran AK Parti'nin hedefinin toplumsal yaşamın merkezine dini yerleştirmek olduğu görüldü. Aynı zamanda devletin yapısı da bu yönde değişti bu iktidar karşısında İyi Parti'nin Atatürk milliyetçiliğinden ve merkez sağ hedefinden vazgeçmemesi gerekir. Türkiye'nin yeniden demokratik, layık bir hukuk devleti olarak inşa edilmesi için zorunlu olan merkez sol, merkez sağ ittifakında başka izleyici bir çıkış yolu yok. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.